Bunun fontunu değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için Google'a geleyim. Şöyle bir font indir diye aratayım. Font indir. Font.tr diye bir site geliyor. Şurada fontlar var. Mesela Sacrosanct Thin diye bir şey var. Onu tıklıyorum. Fontu kaydediyorum. Masa üstüne geldi. Sağ tıklayıp klasöre çıkar diyorum. Şöyle geldi. Tıklayınca arkadaşlar şöyle türleri var. Bana TTF uzantısı lazım. Bu TTF uzantısını kopyaladım. Android Studio kısmına geliyorum. Bu arada emülatörüm de gelsin. Proje diyorum. Text Widget diyorum. Sağ tıklayıp New Directory yeni bir alan oluşturayım. Font olsun. Şimdi gelip bu fontsa bunu yapıştırıyorum. Sacrosanct Thin iyidir. Şöyle Sacrosanct Thin diye isim verdim. Refactor dedim. Buraya fontum TTF olarak eklendi. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi ben nerede ayarlıyordum? PubSec YAML'da ayarlıyordum. Gelip şunu bir küçültüyorum. Aşağıda bakın fontların olduğu yer var. Ben şurayı bir yorumdan alayım. Code deyip Command with line şuradan bir daha göstereyim. Code deyip bunu Command with line comment dersem yoruma çevirir. Yorum halindeyse normal hale çevirir. Şunun arkadaşlar girinti önemli burada. 1, 2 de olacak. 3 de olsa sorun olur. 1 de olsa sorun olur. Şunun, şu Flutter'ın bir alt çocuğu olduğu için o şekilde olacak. Şimdi geliyorum şu assets kısmına kadar sileyim. Fonts'tan ben Sacrosanct Thin kullanacağım. Sacrosanct Thin eklemiştim şurada. Bakalım doğru mu? Doğru. Şimdi buna da yeni yazı türü olsun. Family yeni yazı. Fonta bir aile ismi verdim arkadaşlar. Şimdi main dart'a geliyorum. Gelip font family diyorum. Buna yeni yazı diyeyim. Yeni yazı. Bu arada tırnak içinde olacak. Ctrl X, Ctrl V. Arkadaşlar şuradakiyle aynı olması lazım. Bu aileye göre çağırıyorum. Şimdi bir run kısmına geliyorum. Hot restart yapıyorum. Bu arada PubSec YAML'da arkadaşlar yeni bir şeyler eklediğim için PubGet diyorum. Şu fonts'un girintisinin doğru olmadığı konusunda beni uyarıyor. Şöyle bir bakayım. Bir tane olacak, iki olmayacak arkadaşlar. Şunun 1.6 olacak. PubGet diyorum bir daha. Tamam. Şimdi main dart'a geliyorum. Artık PubSec YAML'da düzenleme olduğunu, bağımlılıkları almam gerektiğini söylüyor. Get dependencies. Tıklıyorum. Bu PubSec YAML'da değişiklik yaptığımda şu run kısmından şunu bir konsolu sağ tıklayıp clear all diyorum. Şu hot restart çalışmayabilir arkadaşlar. Bakalım. Çalıştı. Genelde PubSec'te bir değişiklik yaptığımızda, özellikle kütüphaneler vesaire eklediğimizde hot restart çalışmayabilir. O zaman gelip şuradan yeniden çalıştırıyoruz. Metnin arkadaşlar rengini değiştireyim. Font color colors nokta blue olsun. Şuradan tonlama verebilirim. Mesela 600 olabilir. Ya da 1000 olsa 900 olsa arkadaşlar koyudan aşağı doğru tonlama verebilirim. Şimdi gelip bir daha hot restart yaparsam rengimin değiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar.
Bu bölümde de text widget'ın tasarımsal özelliklerine müdahale ettik.